Herkese merhabalar. Şimdi şöyle bir şey göstereyim size. Mignos'tan aldım. 2 kilo mangal. Havalar da güzelleşti biliyorsunuz. Son 2 haftada. Dolayısıyla bize dedik ki mangal yapalım tekrar. Hani yaz mangallarına kaldığı yerden bir devam edelim. Fakat gördüğünüz fiyat 39.90 TL. Ve yazın biz bunu 17 TL'ye alıyorduk Mignos'tan. Yani 21.90 civarıydı. İndirme giriyordu sürekli ve 17 TL'ye alıyorduk. Şu anda 39.90. Dolayısıyla biz vazgeçtik. Yani biraz da çocukluğumu anmak istedim ben açıkçası ve çocukluğumda yani hem bu yuvarlak fırınımızdan vardı, bir de bazen köfte, genellikle de yumurtalı ekmek falan yaptığımız, rahmetli babam şey yapardı. İşte maydanoz, yumurta, peynir, zeytin ve içine sucuk koyardı. Böyle bir karışım hazırlayıp ekmekleri dilimleyip şuraya şöyle koyardı filan ve pazar sabah kahvaltılarında muhakkak bizim vazgeçilmezimizdi. Vallahi bugün gittim ve buldum. Elektrikli ızgara. Tabii annemlerden farklı olarak, yani çocukluğumuza yaptığımızdan farklı olarak bir deneyeceğim. Şuraya şöyle gördüğünüz, tabii folyo biliyorsunuz zararlı, kanserojen. Bunu da nereden almıştım ben? Italy'den almıştım. Makro Center'larda filan da satılıyor. Migros'larda da var ama yani Carrefour gurmelerde filan olabilir. Normal Carrefour'larda yok diye biliyorum. İçinde de yağlı kağıdı var. Ve deneyeceğiz. Fakat şimdi biz çıtırla pıtır, bizi rahatsız etmesin. Çünkü burada gördüğünüz etler filan var. Onları da anlatacağım. Efendim yine Migros'tan aldığımız şu yaş mamalardan ben ikisine vermek istiyorum. Çünkü aksi takdirde bizi rahat bırakmayacaktır çıtır ve pıtır. Tür anneciğim, koyacağım. Vallahi bu akşam çatlayana kadar yiyeceksin seni, masada bizi rahatsız etmeyin diye. Hala. Anne. Aşko. Kız sen de mi geldin? Sen de çık gel. Heh. Gelin bakayım, gelin bebişlerim. Yarın da bizim veteriner günümüz. Artık iç dış parazit zamanı geldi. Bakalım bir de kilolarına. Tabii bugün yine abartı olacak bu mamalar. Yani ben haftada 2 defa ayrı günlerde birer tane veriyorum ama bugün de böyle bir balkonda elektrikli mangal yapacağımızdan dolayı dedim ki biraz bizi rahat bıraksınlar. Yani bir de korkuyorum tabii, çıkıyorlar. Oralardan bakıyorlar falan, düşecekler falan diye endişe ediyorum. Dur anneciğim, vereceğim. Vereceğim, dur orada yeme, dur. Tamam, tamam, tamam. Dur, koyuyorum. Evet. Gel, gel aşko. Gel, gel küçük aşko ve ortanca aşko. Gelin bakayım buraya. Gel anne. Tabii ki, yani Ramazan ayında olmazsa olmazımız. Gerçi Migros'tan aldık, üzerinde hiç şey yok, susam. Cüneyt, bundan niye aldın? Yok muydu susamlı çörek otlu? Yokmuş. Peki, böyle bir şey, 75 TL üzeri alışverişlerde, belirli günlerde Migros'larda arkadaşlar, 6 liralık pide 1,5 liraya düşüyor. O yüzden bunu fırsat bilip, işte evde ne eksikse onları hani alıp, bunu da burada ısıtacağız. Şimdi benim çocukluğumda olan, biraz ondan bahsedeyim. Şu taraftaki rezistans bölümü arada böyle nasıl söyleyeyim size, mandal renginde, biraz daha beyaza yakın bir mandal, şöyle kısımlar vardı ve aralardan da spiral şeklinde şey geçiyordu, tel geçiyordu. Hatta rahmetli babam bozulduğunda filan tamir ederdi. Elektrik mühendisliğinde o tip şeylerden de anlardı. Gerçi televizyonlarımız hep bozardı, sonra servis gelirdi ama işte bu daha farklı. Bu arada buna bir dikkat ettim. İçinden fişleri de çıktı. Ne kadardı? Vallahi bunlar çok pahalanmış. Tabii artık her şey çok zamlandı ama 295 dedi. Sonra bir 285'e düştü. Bunun emayesi ve daha küçüğü 385'ti. Fakat o çok küçük geldi. Bir de çok pahalı geldi açıkçası. Yani bunlar zamlardan önce zaten beyefendinin söylediği, işte züccaciyeden aldım, 120 TL civarıymış. Yani çocukluğumun şeyi, saçma sapan, çok basit
bir şeyi olan, donanımı olan aletler bunlar. Yani düşünün şu anda hani 300 lira. Fakat hadi şey bayağı bir gittik geldik, iki defa dükkana gittim geldim falan, 250'ye en son bıraktı. Dedik ki madem bu havalarda böyle balkonda da bir keyif yapalım. Şimdi biraz sonra başlayacağım ve size göstereceğim. Evet, şimdi önce tabii ben ellerimle almak istiyorum ki birazcık açabileyim. Sonra da ellerimi yıkarım. Bunları bu taraflara şöyle koyalım. Şu bir. Şu ikincisi. Önce bunlar mı fissin? Şunlardan da birkaç tane koymak istiyorum aslında ama. 1, 2, 3, 4. Kenarda kalanlara. 5. Aslında buraya bir tane daha sığar gibi geliyor bana. Pekala, şunu biraz daha şöyle alalım. Bunu da şöyle biraz daha çevirirsem zannediyorum. Bunu böyle koyduk. Bunları biraz daha içeri alabilirim. Bu böyle. Bu da böyle. Başka sığar mı? Cüneyt ne dersin? Evet. Ve elimiz şey olmadan ısınmaya başladı. Görüyorsunuz. Ve artık ben bunu kapatıyorum. Şunu da yanmasın diye. Ve evet. Evet. Ramazan pidesi bunun üzerinde de ısınır diye düşünüyorum. Ama şimdi yapmayayım. Allah! Tabii kağıt yapışabilir. Bu bir dursun. Bu bir dursun. Evet. Şimdi bir bakalım ne durumda. Bu arada şu çok önemli arkadaşlar. Tabii elektrikli olduğu için yine garanti altına almak için. Yani herhangi bir problem yaşanmasın. Çarpma vesaire gibi. Muhakkak tahta kaşık çatal kullanıyoruz. Şimdi bir bakalım. Evet, bunlar bir zaman alacak pişmesi. Evet. Biz bunları böyle tutalım o zaman. Peki. Pişsin. Her şeyi yapalım. Ondan sonra görüşmek üzere. Arkasını ben çevirdim, göstereyim. Yani o kısmı tekrar açmayayım ama bakın pişiyor. Yani yaklaşık 6-7 dakika oldu ama burada olan en azından şunu bir çevirelim. Tabii suyunla karıştı. Bu olmuş bak. Bunu şöyle alıyorum. Bu da olmuş. Olanları alalım. Evet ve yenilerini ekleyelim. Bunlar tamam. Şimdi bunlar bir devam ediyor. Nerede? Şunlardan koyalım. Yenilerden. Bunlar da pişmeye devam etsinler. Şöyle. Hop. Bir tane. Evet, buraya da bir tane daha koyulabilir. Ve evet, olmaya devam ediyor. İyice pişsin bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bir arkasını tekrar çevirdim. 7 dakika, 8 dakika sonra şimdi açalım. Ve harika bir şekilde olmuş. Birazdan dilimledim. Kıbrıs'ta bu işte üniversitelerde yabancı diller koordinatörlerinin bir araya geldiği bir toplantı vardı. 3 hafta önce işte, yok 2 hafta önce 14 Mart civarı Kıbrıs'ta buluştuk. Helin peyniri aldım tabii ki ve az tuzlu ve onları da burada kızartacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Reha hellim az tuzlu, low salt olarak geçiyor ve inanılmaz lezzetli yani. Hiç o aldığınız işte ikinci farklı markalar falan, onların hellim peynirleriyle lütfen karşılaştırmayın. Kıbrıs hellimi efendim başka güzel. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.
Çok az izliyorsunuz ve çok üzülüyoruz. Çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz videomuzu, kanala abone olmayı ve başka arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.